Bizim mutfakta Mürvet Yurdagül'ün evine konuk oluyoruz. Bakalım bugün bu mutfakta bizler için ne pişecek? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay ne güzel oldu böyle. Sizin mutfakta bu hafta Mürvet Yurdagül'ün mutfağındayız. Değerli izleyenler konuk olarak. Merhabalar. Merhaba, Mürvet Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi, sağ olun. Mürvet Yurdagül dedim. Soy isim benzerliği değil, tamamen aynısının tıpkısı. Çünkü kendisi benim abimin eşi olur. Yani bizim gelin olur. Maalesef bu arada. Görümce olur. Maalesef. Böyle yapacak bir şey yok. Allah yazmış, bozmasın diyelim abim biz de. Şimdi biraz kendinden bahseder misin? Doğma büyüme Eskişehir'deyim ben. Eskişehir'den Fethiye'ye yerleştim. Eşim de Fethiye'de olduğu için tamamen buraya yerleşmiş oldum. O zaman bize Eskişehir mutfağını şöyle bir estireceksin. Evet, şöyle bir gibi görülüyor. Yani şöyle bir estireyim. Ne yapacağız? Bizim yani bunlarla büyüdük biz. Eskişehir'in özel yemeği çiğ börek. Oo, muhteşem. Çiğ börek. Evet, çiğ börek. O zaman malzemelerimizi sayalım mı? Tabii ki sayalım. Sayabiliriz. Kıyma. 250 gram kadar, 300 gram kadar kıyma, hı hı. Bir tane büyük boy soğan, orta boy gibi, iki tane domates, iki tane biber, bir tane de patates, yoğurt giriyor iki kaşık. Bu hamuruna giriyor yoğurt. Tabii, bu hamuru. Hamura yoğurt giriyor iki kaşık, bir tatlı kaşığı kadar, bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuz giriyor, iki yemek kaşığı sirke. Bir de kabartma tuzu, bir çay kaşığı. Baharatlarımız. Baharatı kıymamıza. Kıymaya, pul içimize. Biber, karabiber. Çok güzel. Şimdi nereden başlayacağız? Hamurdan başlayacağız herhalde. Hamurdan başlayacağız. Dinlenmesi lazım çünkü. Hı. O dinlenirken içimizi mi hazırlayacağız? İçimizi hazırlayacağız. Tamam, peki. Buyurun. Önce eldivenlerimiz hijyen olmak üzere. Çok titizdir bu gelin. Ama bildiğiniz gibi değil. İnşallah beğenirsiniz Gülistan'ı. Bilemiyorum artık. Hani bir tadına baktığımızda karar yani, veririz artık. Beğenmek zorundasın. Yani abinin eşiyim çünkü. Beğenmek zorundasın diyor bir de. Evet, bunu da alalım Gülistan'ı. Bunun kapağı nerede açılıyor bulamadım. Tamam, buldum. Tamam. Ne kadar koyacağız un? Su bardağı kadar. Şimdilik şey yapalım. Bu 3 su bardağı açtı. 4 su bardağına yakın oldu. Oldu. Çünkü benim görümcem oldu. Taşıra taşıra koydu. Kısmetli kadın. Çok kısmetliyimdir. Bol bol olsun, bol bol yiyelim evet. diye. Evet. Şimdi bir çay kaşığı kabartma tozu koyalım. Yoğurdumuz vardı 2 kaşık. 2 çorba kaşığı kadar yoğurdu koyduk. Üç çay kaşığı kadar da tuz koyduk. İki yemek kaşığı sirke. Geri kalanı su. İki su bardağı kadar da su. Kimisi böyle göz kararı yapıyor. Sen ölçüsüyle yapıyorsun evet, herhalde. Evet, aslında ben de göz kararı yaparım da. Hani size... Hani yanlış tarif vermeyelim yok, izleyicilerimize. Yok, un alabilir miyim Gülis Hanımcığım? Un mu? Peki. Tabii göz kararı böyle tabii. Gerekirse ekliyoruz yani, unumuzu. Kulak memesi yumuşaklığında derler ya hani. Hı. Hanımlarımız çok iyi bilir onu. Onun gibi olacak. Bunlardan sık sık abime yapıyor musunuz Mürvet Hanım? Tabii ki yapmaz mıyım? Ve de benim yemeklerime bayılıyor abim. Gülümüzcüğüm. En son yani gördüğümde Eskişehir... bir 10 kilo vermişti de o yüzden ya, sordum. Evet, o isteyerek verdi. Şu an canlı canlı bir gelin görümce. Çatışmasını yaşıyoruz. Kaosundasınız. Bayağı bir didişiyoruz şu an. Ama çok severiz birbirimizi. Çok severiz. Biraz daha ekleyeceğiz herhalde. Biraz. Sevgimizden kaynaklanıyor evet. Bu laf sokmalarımız. Aynen. Teşekkür ederim. Evet. Toplam 5 su bardağı kadar oldu yani bu un.
Görünceciğim, seni görünce bir heyecan bastı beni. Elin ayağın titredi, evet. Fark ettim zaten. Evet, ama güzel gidiyoruz maşallah. Değil mi? Yani becerikli bir gelinle sahipsiniz. Maşallah, maşallah. Becerikli Allah için. Hamuru iyi yoğurmak lazım. Güzel açılsın, pürüzsüz. Bu bayağı bir kuvvet gerekiyor, güç gerekiyor. Aynen. Sonra bezeler haline getireceğiz bunu. Mandalina büyüklüğünde. Sonra açacağız. Küçük küçük. Bu dinlensin. Dinlendirelim. Şimdi malzemelerimizi doğrayacağız. Tahta falan istiyorsan vereyim. Yok, hayır, hanım. Robotta. Hazırcılığa alıştık yani artık. Yani yapacak bir şey yok. Robotta tık 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 tık. Tabii. Eskiden böyle miydi analarımız? Aynen. Değil mi? Tabii. Şimdi kolaylık çıktı artık. Teknoloji geldi. Aynen. Hepsini bir arada... Evet, rondodan geçiyoruz. Bir arada. Hani şey, lahmacun tam şeyi gibi. Ha, lahmacun gibi. İçi gibi böyle. Aynen. Bu biberler sonra hani çiğ konuluyor ya hamurun içine. Tavada kızartırken böyle tam pişiyor mu? Tabii tabii pişiyor. Çekiyoruz ya. Pişiyor yani, hiç belli bile olmuyor. Malzemelerimizi koyduk. Çekeceğiz Gülüş Hanım. Evet Mürvet Hanım. Allah çektirmesin kimse. Amin. İç harcı şeye döküyoruz. Aynen. Kıymanın üstüne. Elimden de kaydı. Şöyle tuzumuzu, 3 çay kaşığı kadar. Baharatlarımızı da koyduk. Aynen. Rondo da çektiğimizde bu sulanmıyor mu? Çok fazla suyu çıkmıyor mu? O kadar fazla çıkmıyor. Çünkü içine hani böyle lof gibi bir kıyma koymak değil de akışkan bir hamur şey malzeme koymak lazım zaten. Bu da dinlenecek mi? Yok, dinlenmeyecek. Hamurunu açacağız. Dinlendireceğiz. Ha, gerek tamam. Yok. Tamam, yeterli. Yeter. Evet. Şimdi hamurumuzu aldık. Hamurumuz yeterince dinlendi. Evet. Sürdü orada bayağı bir. Bu şekilde açıyoruz. Daha sonra bıçak yardımıyla bezeleri ayırıyoruz. Bezelerimiz yani ceviz büyüklüğü kadar, bir çeri yani domates bir, büyüklüğü evet, kadar. Aynen. Yardım edeyim mi gelin? Yok, gerek yok Gülyüzcüğüm. Eğer tabii yardım etmek istersen buyur. Neyse, ızrar etmedim. Ben seni izleyeyim. Öyle mi? İşte görümce gelin değil yapsın. Mi? Yani görümce değilmiş işte elini böyle. Elini bulaştırayım şimdi. Şöyle şöyle kesiyoruz. Evet. Bu çiğ börekleri yapıp görümceciğime vermemeyi düşünüyorum. Ama olmaz. Programın formatı benim tadına bakmam lazım. Evet, tabii ki. İçimize siner ama mi yani sensiz? Tadına bakıp gerisini de bırakmam yani. Gerçekten çok lezzetli ya. Oluyor. Lezzetli oluyor. Yani onun garantisini verebilirim hamur sevenler için. Çok orantılı keserim ben. Tad öyle. Hamuru çekmek nasıl aklıma gelmiyor benim. Yok, onun benim. Derdi ha, bana yaklaşmak. Emin yiyecek misin sen bundan? Yiyecek mi bundan Emin? Tabii ki. Ha? Evet. Yenilmez mi? Eminsin yani. Bak gelin yapıyor. Evet. Ha. Bu arada bir yandan da çay suyumuzu koyduk. Ve suyumuz kaynıyor, ben demleyeyim istersen. Evet, yanında çay veya ayran çok güzel gidiyor. Evet, şimdi açacağız bunu. Kıymetlisi, saraylar kıymetlisi. Haydi yarim neylemenin eylemeyi. 3
küçük bir böyle bir oklava yetiyor. Evet. Haydi yarim neylemeyi, neylemeyi, güzel yarim gönlümü eylemeyi. Haydi yarim neylemeyi, neylemeyi, güzel yarim gönlümü eylemeyi. Hamuru ne kadar açıyoruz? Şöyle büyüklükte açıyoruz. Kalınlığı da böyle olacak. Fazla ince de değil, fazla kalın da değil. Şöyle. Evet. Ben açabilirim. Tabii tabii çok açabilirsiniz. Çok ince olmadığı sürece ben, benim için sıkıntı yok. Tabii tabii. Ya ısınınca işte hemen atacağız. Kızaracak. Gelin yapar da görünce yapamaz mı? Tabii ki. Ne demek? Detay alma Emin. Geniş aç al lütfen. Şöyle unla destekliyoruz. Tabii ki. Şurada sen, şurada dur. Ben seni sonra alacağım, tamam mı? Unucuğu. Ama ben yaparken neden yapışıyor ki bu oklavaya? Ay bir daha sana bu konuda laf söylersem. Ya değil mi? Allah çarpar. Ya vallahi çarpıldım zaten. Şu an çarpılmış halim. Ay senin 4 tane açtığım bir zamanda ben bir tane zor açıyorum. Bak biraz da elimle açtığım zaman olur bu iş. Tamamdır. Daha pizza hamuru gibi şöyle şöyle döndersem. Açız aç. Ama açacağım dedi gece. Açız diye bağırıyorlar kameranın arkasından değerli izleyenler ama dayanacaksa bitti az kaldı. Şimdi bunun içine iç harcı koyacağız. Evet. Ve tavada kızartacağız. Şöyle kağıt aldı üzerine koyalım da. Hamurlar yapışmasın. Şöyle. Tamam ya masayı yamukmuş o yüzden açamamışım ben. Değil mi? Yani Gülüz'ün ne suçu var burada? Oklavada da bir eğrilik gördüm sanki. Evet. Kimden öğrendin? Rahmetlik annemden öğrendim. 15 yaşındayken başladım. Bizim oralarda çok yapılır bu. Bir misafir falan geldiğinde. Özel yemeğimizdir yani. Başka var mı böyle Eskişehir'in meşhur yemeği? Haşhaşlar çok meşhurdur bizim orada. Haşhaşlar nasıl böyle gene aynı şekilde? Tabii bükme şeklinde. Yani çeşit çeşit. Tatlısından tuzlusuna kadar. Şimdi içini koyabiliriz. Evet. Şöyle. Bir kaşık kadar iç koyduk. Yayıyoruz. Evet. Üstünü kapatıyoruz. Ha, kenarlarını da çatalla bastırıyoruz. Evet. Açılmasın diye. Açılmasın diye. Hı? Çiğ börek yapalım. Olur mu? Siz dersin. Tabii olur. Niye olmasın? Program sonunda bir görüşelim seninle. Tabii görüşürüz. Gülüyoruz. Laf sokmalardan nerelere geldik? Dükkan açmaya kadar geldik. Evet. Çünkü biz birbirimizi çok seviyoruz. Evet. Aman saraylar kıymetlisi, saraylar kıymetlisi. Arkada daha az burun kıvırıyorlar. Ya bak eline alıştı değil mi? Evet. Yaptıkça alışıyor gerçekten. Tabii canım. Tecrübe farklı bir şey. Tabii ilk defa yapıyorsun şimdi. Fazla unlu olmasın. Yağ yanmasın. Onun için silkeliyorum onları. Evet. Şimdi çiğ böreklerimizi evet. Bol sıvı yağda pişirmek üzere koyuyoruz. Tavada kızartıyoruz. Yavaş önüne, bir şekilde arka. Koyalım. Isıratmadan. Bence kızarmış artık. Al benim pembelisi, güzelim pembelisi. Evet. Evet, çiğ böreklerimiz oldu. Çiğ böreklerimiz hazır. Bakalım şimdi beğenip, tadına. Nasıl olmuş çiğ börekler? Gelinin yaptığı börekler. Bakalım beğenecek mi göreceğim.
istiyorum. Şöyle çekeceğim. Ortasını göstermek için ortadan ikiye böleceğim. Evet. Şimdi ben bunu çatal bıçakla yemeyeceğim. Bence de. Bunlar kalsın en güzeli. Doğal olarak. Şöyle peçetemi alıyorum. En güzeli. Ve elimle üfleye üfleye yiyorum. Evet. Sıcak güzel olur. Aa, tuzu mu az? Tuzu mu az olmuş? Biraz da yağ çekmiş gibi. Biraz ağır olmuş gibi. Mükemmel. Eline sağlık Mürvet'im. Harika olmuş. Afiyet olsun. Emin ters ters bakıyor yalnız bana. Bitirdi. Evet. Ben de yiyeyim diye. Aynen. Muhteşem. Eline sağlık. Eline afiyet sağlık. Olsun. Bu hafta Mürvet Yurdagül'ün müstakbel gelinimizin evindeydik efendim. Mutfağına konuk olduk. Bakalım haftaya belki de sizin mutfakta olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kız bir dakika. Bunun kapağı buradan açılmıyor mu? Pilin gitmiş gelin. Pil değiştiriyor Emin. Ya. Açız aç. Bunları atıyorum. İyi. İyi. Şarjlı bir şarjlı. Bunun denesi 25 lira. Emin neden giriyorsun? Neden işe girdiniz? Büyümüyor. Hep küçük kaldı bu. Hamur elimden ben açtım. Onu da gösteririm. Emine çiğ börek yetiştirmeye çalışıyoruz çünkü. Çok acıkmış çocuk. Yağ çekmiş gibi. Biraz ağır olmuş gibi.